Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, vahim bir hususta sizlerle hasbihal etmek için şu an sizlerle beraberiz. Hakikaten dünya tarihi itibariyle birçok kez insanlık kendini kaybetmek suretiyle farklı zulümlere imza atmıştır maalesef. Bu dünya kuruldu beri tabiri caizse zalim ve mazlumun var olmasıyla ilişkilidir. Öyle ki tarih boyunca sürekli bu ve benzeri hususlar görülmektedir. Fakat acı olan şu ki, öyle zamandan geçiyoruz ki, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, tarih boyunca bize ibret olabilecek birçok hadise kitaplarımızda yer almasına rağmen. Onun haricinde insanlık duygularımızın aslında en üst perdesinde olabilecek dünya savaşları yaşamış ve onları geride bırakmış toplumlar olarak aslında savaşın, zulmün ve bu noktada yapılan her hareketin ne kadar insan dışı olduğunu en iyi kavrayabilecek toplumlar olduğumuz halde günümüzde yaşanan zulmü tarifinden aciziz. Öyle ki sadece bir sene içerisinde 42 bin çocuk silah taşıyamayacak, silah kullanamayacak, herhangi bir kendisini savunabilecek durumda dahi olmayan küçücük çocuklar bu noktada katledilmiş durumda. 42 bin çocuktan, masumdan bahsediyoruz. Hakikaten dünya tarihinin en büyük ayıbı desek, en büyük yüz kızartması suçu desek yerinde olacaktır. Ve bu yerinde tabirleri kullandığımız, artık ifadesinden aciz kaldığımız zulüm bugün herkesin gözleri önünde işleniyor. Tabii ki aklımıza şu ayet-i kerime mutlaka ve muhakkak geliyor. Estağfirullah. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tettehizul yehude ven nasara evliya ila ahillahi. Ey iman etmiş olanlar! İlginç bir tembih vardır. Ey iman etmiş olanlar! Allah'a iman eden, Kur'an'ı bilen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyan, bilen, Allah'ın varlığına, birliğine, tekliğine iman etmiş olan siz kıymetli insanlar. Sakın ha sakın Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor ya. El küfrü milletün vahidetün. Küfür tek millettir. Bu ilk etapta belki anlaşılmayacak ama nasıl yani hepsinin tek olması, küfür çatısı altında birikmiş olmaları, buluşmuş olmaları nasıl bir kapı aralıyor buna? Günümüzde yaşanan şu hadiselerde, yaşanmış olan şu zulümden bunu çok bariz şekilde anlayabilmek mümkün. Bakınız, Gazze'de bir senedir büyük bir insanlık ayıbı, insanlık suçu işleniyor. Orada çocuklar ölüyor. Orada masum kadınlar, savunmasız insanlar ölüyor. Orada bir soykırım yaşanıyor. Fakat dünya gözlerini kapatmış durumda. Kulaklarını kapatmış durumda. Ağzını mühürlemiş durumda. Öyle ki hala yapılan bazı açıklamalara dahi sansür gelebiliyor. Konuşmalar kısıtlanıyor. Onun haricinde zulmeden kimselere, zulmeden katillere, zulmeden teröristlere, zulmeden terör devletine ardı ardına diğer ülkelerden destek mesajları görüyoruz. Bu hakikaten uzaktan bakıldığında insanın tahayyül edemeyeceği bir ayıptır. Bugün bunlar gözlerimizin önünde yaşanıyor. Fakat bizim burada yapmamız gereken bazı hususiyetler vardır. Öncelikle bu zulmü yapan insanları, bu zulmü yapan varlıkları iyi tanımamız gerekmekte. Öyle ki tarihleri boyunca aslında birçok peygamberan-ı izam kendisine gönderilmiş, peygamberlerin nasihatlerini kulak ardı edip yetmemişçesine bir de onlara eziyet etmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Peygamber katili bir milletten bahsediyoruz. Bakınız, dünya tarihi boyunca birçok peygamber kendilerine nasihatçı gelmiş. Tarihlerine kısa bir değinmek istiyorum. Daha önce bir takım sizlerle beraber yapmış olduğumuz videolarımızda, hasbihallerimizde bunların tarihi süreçlerini, nasıl bu isimleri aldılar, neler yaptılar hepsini detaylı bir şekilde anlatmıştık. Burada da kısaca bir değinmiş olalım. Yahudi dediğimiz, yani bugün Beni İsrail diye, İsrail oğlu diye kendini tanımlayan kimseler, Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen kimseler olarak kendilerini ifade ediyorlar. Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, İshak Aleyhisselam'ın oğlu oluyor. Tabii ki çok kıymetli bir İslam peygamberi. Ayakları başımızın üstünde yeri var. O kadar kıymetli bir İslam peygamberi.
Kavmine ömrü boyunca nasihatte bulunmuş, ömrü boyunca Allah'ın varlığını, birliğini, insanlığı öğretmek için çabalamış olan bu zat, sonrasında bölünen 12 kabile. O kadar ki Kur'an-ı Kerim'in neredeyse %70'i bu insanların azgınlıklarından bahsediyor. Ayet-i kerimelerde Allah-u Teala onlarla alakalı buyuruyor. Sizler bir sefer azgınlık ettiniz. Yeryüzünde fitne ve fesat çıkardınız. Dolayısıyla sizi büyük bir azapla terbiye ettik. Sonra bir daha size mallar verdik, size evlatlar verdik. Onlarla beraber sizi teyit ettik. Fakat tekrar azdınız. Eğer üçüncü defa, eğer bundan sonra yapmazsanız, tevbe eder, düzgün durursanız, biz de size karşı aynı tevbeyi kabul edici bulacaksınız, Allah-u Teala buyuruyor. Ama eğer azgınlığınıza devam edecekseniz, üçüncüsünde sizi bekleyen azap kökten sizi helak edecek. Hakikaten şu an o süreçleri yaşıyoruz. Bakınız, adamların kendi hahamları, 2017'de ölmüş, İzak Yasif isminde bir adamları vardı bunların. Hem siyasete atıldı bir dönemlerde. Adamın kullandığı ifadeler çok ilginçtir. Bunlar neden bizi ilgilendiriyor diyebilirler kıymetli izleyenlerimiz. Fakat ilginç bir şey. Bakınız orada yaşanan zulüm sessiz kalınmakla daha da büyüyor. Dolayısıyla tepkiyi ortaya koymamız gerekmekte. Adam diyor ki, Beni İsrail haricinde yani annesi tarafından soyu bize bağlı olmayan kim varsa, Yahudinin haricinde kalan kim varsa hepsi goyemdir. Yani demek istiyor ki hepsi Yahudinin dışında olmakla beraber hayvan hükmündedir. Dolayısıyla onlara her türlü eziyet vesaire edilebilir. Hani çok meşhur bir takım görsellerde, izlenimlerde şu tabirlere rastlamıştınız. Hepimiz rastladık ve izledik bunları. Deniyor ya, yani sizin inanmış olduğunuz Tevrat'ta öldürmeyeceksiniz, insanların mallarından çalmayacaksınız, hırsızlık yapmayacaksınız ibareleri var. Dolayısıyla siz nasıl olur da bu katliamı gerçekleştirirsiniz? Adam diyor ki, bir dakika, biz evet öldürmeyeceğiz ama bizim öldürmememiz gereken siz değilsiniz ki, Yahudi olan. Yani Yahudi dışındaki herkes hiç hükmündedir. Dolayısıyla onların malı yok, bizim malımızdır. Bakınız çok eski zaman, 2017 gibilerde oraya bir seyahat gerçekleştiren bir dostum anlatmıştı. Çok etkileyicidir hakikaten. Bunlardan bir işte Yahudi bunlara yaklaşıyor. Bir şeyler söylemeye başlıyor. Konuşuyor, ediyor vesaire. İsmail Aleyhisselam'ın ziyareti esnasında. Konuşuyor, ediyor bir şeyler. Tercüman, şimdi bunlar da tabii onu bir şekilde uzaklaştırıyorlar kendilerinden. Daha sonra tercüman gelip diyor ki, ne dedi size biliyor musunuz? Hepiniz bize hizmetkar olacaksınız. Dolayısıyla biz, sizin evleriniz, mallarınız, canlarınız hepsi bize ait olacak. Bizler sizin efendileriniz olacağız. Adamların zihniyetleri temelde habis bir zihniyet uğrunda devam ediyor, ilerliyor. Efendiler, bizim burada yapmamız gereken, çok ciddi yüklenmemiz gereken ve yapmamız gereken çok ciddi bir takım hususiyetler var. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Düşmanı iyi tanımamız gerekiyor. Bakınız onların kendilerine ait zannettikleri bir arz-ı mev'ud meselesi var. Yani vaat edilmiş topraklar meselesi var. Diyorlar ki bizim ceddimiz Yakup aleyhisselam, ona Allah tarafından belli bir arazi vaat edildi. Dolayısıyla biz her ne olursa olsun bizden gasp edilmiş olan bu araziyi elde etmek için her türlü hileye, desiseye vesaire başvurmakla mükellefiz. Adamlar böyle inanıyorlar. Ve bugün Fırat ve Nil arası kendilerine ait olarak addediyorlar. Halbuki ayet-i kerimelerde onun öyle olmadığı, yetihüne fil ard, estağfirullah ayet-i kerimede. Yani onlar dolaştırılacaklar 40 yıl boyunca. Ebediyen de oraya girmeyecekler, giremeyecekler. Yasak ettik onlara buyuruyor Allah-u Teala. Çünkü isyan ettiler. Musa Aleyhisselam'la beraber Mısır'dan çıktıktan sonra peygamberlerini tabiri caizse illallah ettirdiler. Dolayısıyla biz onlara ceza olarak buzağa yatapmışlardı. O ayet-i kerimeleri hatırlayanlar bilir. Dolayısıyla biz ceza olarak hiçbirini o kıymetli topraklara sokmayacağız. Kıyamete kadar da giremeyecekler onlar yani. Öyle bir durum söz konusu değil. Fakat bunlar hala buna inanıyorlar. Hangi sebeple? Yine dediğimiz gibi 1897 yılında Basel Konferansı vardır meşhur. Theodor Herzl isimli bir adam Basel şehrinde bir konferans tertip ediyor ve burada bir Yahudi devleti olması gerektiği fikrini atıyor. Ve ilk defa Siyonizm adı altında bir oluşum inşa ediyor. Ne demek oluyor bu Siyonizm? Adam diyor ki burada bir Yahudi milliyetçiliği durumu söz konusu olacak. Yani Yahudi olmayanın hiçbir değeri yok, hiçbir hususiyeti yok.
Yahudi ise var, yoksa yok. Dolayısıyla bizim kendimize ait bir devlet olması lazım. Burada başka kimsenin yaşamamış olması lazım. Hani dedim ya, İshak Yosef isminde bir hahamları vardı. 2017'de öldü gitti. O adamın vermiş olduğu fetvanın işte bağlantısı bu Siyonizmin ana temeli. Adam diyor ya, Goyam olmayan, yani Goyam olan, Yahudi olmayan kim varsa hepsi hayvan hükmündedir. Dolayısıyla onları sürmek dahi lazım. Hepsini sürgün etmek lazım. Bizi bu topraklarımızda yaşayamazlar ifadesini kullanıyor. Adamlar bu kadar katıyken, bu kadar sertken, kıymetli Müslümanlar, bizler hakikaten çok gevşek davranabiliyoruz. Bizim yapmamız gereken, hakikaten ciddi yüklenmemiz gereken hususiyetlerimiz var. Bunu nasıl yapacağız? Gereken neyse onu yapmaktan kat'i suretle çekinmeyeceğiz. Şu an her bir Müslümanın elinden gelen en üst seviye yapması gereken husus ne? Boykot mu? Geri durmayacağız. Ne olursa olsun. Duyuyorum, hakikaten üzülüyorum. Düşünün ki işte bir komşumuz, akrabamız, arkadaşımız şunu diyebiliyor. Ya işte falanca marka, evet boykot markası biliyorum ama ondan aldığım zaman çok daha işte temiz oluyor, çok daha şöyle oluyor. Veya falanca markada işte bulaşığım, çamaşırım daha temiz oluyor vesaire falan filan. Bu gerekçe olabilir mi Allah aşkına? 42 bin tane çocuk, masum çocuk katledildi orada. 42 bin tane. Bakınız size olaylardan tamamen dışarıdan bir hususiyetten bahsetmek istiyorum. Kastilya Prensesi Isabel isminde bir kadın var İspanya'da. Bu kadın kirli Isabel diye tarihe geçmiş. Sebep ne? Hatta giymiş olduğu elbisede bir sarı renk artık olmaya başlamış. Isabel sarısı diye meşhur olmuş o dönem Ortaçağ Avrupa'sında. 1592 yıllarında düşünün ki İspanya devletini yıkmak için yani Müslümanları o İber Yarımadası'ndan kovmak için bu kadın bir yemin ediyor. Bu kadın bir Katolik, aşırı Hristiyan bir kadın yani. Ve diyor ki ben bir tane Müslüman kalmayıncaya kadar şu İber Yarımadası'nda bir tane Müslüman kalmayıncaya kadar savaşacağım, çalışacağım ve bu uğurda hiç su kullanmayacağım. Bedenime, tenime, elime, ayağıma, elbiseme su değmeyecek. Bu şekilde bir yemin ediyor kadın. Kadın bu yemininden sonra öyle bir çalışıyor ve o kadar uzun zaman alıyor. Düşünün ki bu olaydan sonra kirli Isabel diye lakap takıyorlar kadına. Isabel sarısı diye o pislik renk üzerine lakap kalıyor. Böyle bir sarı stili ortaya çıkıyor. Kıymetli Müslümanlar, bizim için bu kadar değerli değil mi? Bir Müslüman, bir çocuk, İslam'ın kutsalı olan Harem-i Şerif bu kadar kıymetli değil mi? Ne olacak yıkamasın? Ne olacak biraz daha az, yani o temizleyici özelliği daha az olsun ne olacak? Herhangi bir yerden bir yiyecek alacağımız zaman onu yemezsek ölmez değiliz ya ne olacak? Yani onu kullanmayalım, onu almayalım. Elimizden geldiğince bu konuda dik durmaya gayret ederim. Almayacağım kardeşim. Yani sen orada zulmü bitirene kadar, hatta senin işte kaynağın, kökün kuruyana kadar almayacağım. Hoca efendim çok var etrafımızda. Her şeyimiz oraya bağlanıyor, her şeyimiz oraya gidiyor. Kesebildiğin, önünü alabildiğin, bilebildiğin ne varsa kes. Yani bizim yapmamız gereken hakikaten budur. Efendiler, ciddi bir insanlık ayıbı, insanlık zulmü yaşanıyor. Bakınız adamların hedefleri biz yıllar evveldir sizlerle beraber bu konuda hasbihal ettiğimizde veya hangi noktada olursa olsun bu konuları konuştuğumuzda hatırlayınız. Hep sizlerle şunu konuşmuştuk. Arz-ı mev'ud dediğimiz noktada yani işe sadece tabii ki ümmet olarak bakmamız gerekiyor. Bu kadar çocuğun orada katledilmiş olmasıyla bakmamız gerekiyor ama onun dışında bizim vatanımızın, toprağımızın, devletimizin bütünlüğünü de tehdit eden bir husus söz konusu ortada. Çünkü bahsi geçen bu iki nehir arasında bizim vatan toprağımızdan da içine aldıkları hususiyetler var. Oraya da göz dikecekler. Oraya da göz dikecekler. Dolayısıyla hani yılanın başını küçükken ezeceksiniz hususiyeti var ya, şu an elimizden ne geliyorsa bu bizim milli vazifemizdir. Milli gerekliliğimizdir. Belki akıllara şu gelebilecek. Hocam yıllar boyunca işte bize şunlar anlatıldı. Araplar bizi sırtımızdan vurdular 1. Dünya Savaşı'nda. Şöyle yapıldı, böyle edildi vesaire. Efendiler, Allah rızası için. Tarih okuyan kardeşlerime söylüyorum. Veya sizleri tarih okumaya teşvik ediyorum. Lütfen tarihimizi araştıralım. Tarih boyunca Türk milletinin Türk milletiyle yapmış olduğu savaşlardan sebep yıkılan Türk devletlerini hep beraber okuyalım. Düşman mı olmamız gerekiyor? Onlar bize bunu yaptılar diye tamamen bütün ilişkilerimizi keseceğiz. Olsun çocuk da ölsün, olsun
savunmasız kadın da ölsün dememiz mi gerekiyor? Olur mu? Neler neler olmuş. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yapılan eziyetler. Efendimiz aleyhisselam elinin tersiyle mi itti? Yoksa Mekke'yi fethettikten sonra Mekke'nin Kabe'yi Beytullah'ın kapısına çıkıp Efendimiz aleyhisselam ey ehli Kureyş kaldırın başlarınızı bugün size eza yok, cefa yok, eziyet yok. Bugün izzet günüdür mü dedi Efendimiz aleyhisselam. O yüzden bizim kardeşlerimize bağrımızı açmamız gerekiyor. Bizim kardeşlerimize yardımımızı ulaştırmamız gerekiyor. Bizim kardeşlerimizin yanında olmamız gerekiyor. Gerekse gece teheccüde dualarımızla, gerekse yapabildiğimiz boykotsa bunu en hususiyetiyle yapmakla olacak. Yani araştıracağız, bakacağız. Ya düşünün ki sağlığımızla alakalı herhangi bir husus olsa bakarız şöyle, evet buna alerjim var mı yok mu? Veya işte ne bileyim buna karşı benim bedenimde bir zarar, bir tepki, bir şey var mı yok mu? Almayayım. Ne olacak? O lezzetten de mahrum kalayım, o tattan da mahrum kalayım yani. Aylarca tuz dökmeyen var, kullanmayan var. Tuzsuz yemek yiyor sürekli. Sebep ne? Bu benim sağlığımı ilgilendiriyor. Peki bu vebal bizi ilgilendirmiyor mu? Yarın Ruzi Mahşer'de biz din kardeşiyiz. Çıkılıp denildiği zaman ben bu haldeyken ne yaptınız kardeş? Deseler biz nasıl cevap vereceğiz? Ama elimden geleni yapmak nedir? Eğer devletim bu konuda bana bir vazife veriyorsa hemen en önde gideceğim. Yani bu noktada tabi olduğum devlet hangi kararı alıyorsa en önde olacağım. Ama onun haricinde elimden ne geliyor? Boykot mu? Kılı kırk yararcası. Bakacağım. Ne yapmam gerekiyor? Şu deterjan markaları kullanmam. Hiç deterjan kullanmam ya. Yani öyle bir zulme nasıl olur da bir kuruş dahi ben destek olabilirim Allah aşkına. Hiç kullanmam ya. Yani biz kömürle işini görmüş ecdadın evladıyız. Efendiler, bakınız hatırlayın Yıldırım Bayezid Han Hazretleri'nin Timur'la karşılaşma sebeplerini. Tasvip edilecek hususlar değil bazı noktalarda iki Müslüman Hakan'ın bir araya gelmesi. Ayrı konu. Yani savaş vesilesiyle. Ama oradaki sebeplerden en mühimi nedir? İki kişi bize sığınmıştı değil mi? Orada çocuklar yardım feryatlarıyla bağırıp duruyorlar. Yani tabiri caizse bir kol kanat germesi bekliyorlar. Bakınız Kudüs'e defaatle gitmiş olan bir insanım. Oralara gittim. Oradaki kıymetli mekanları ziyaret ettim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde buyuruyor. Mutlaka gidin Kudüs-i Şerif'e. Hanımına söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer gitmeye güç yetiremezseniz, öyle bir imkan bulamazsınız. Oraya zeytinyağı gönderin. Orayı aydınlatmak için kullansınlar. Temizliği için kullansınlar. Oraya katkınız olsun. Orada var olduğunuzu gösterin. Oraya desteğinizi sunun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu buyuruyor. Dolayısıyla bizler birer Müslüman olarak, ondan madem insan olarak mutlaka ve muhakkak suretiyle buna kayıtsız kalmamamız gerekiyor. Lütfen. Yani hemen yan tarafınızda zulme uğramış, sıkıntı çeken bir insana kol kanat germek midir bizim asıl gayemiz, yapmamız gereken, neslimizin, ceddimizin uygulamış olduğu yüzyıllardır milletimize bu noktada yani muvafak olan kol kanat germe midir? Yoksa hiçbir şey yokmuş gibi tarafımıza dönüp bakmak mıdır? Veya destek vermek midir daha kötüsü? O yüzden kıymetli kardeşlerim, bu insanların şu habis zihniyetini iyi öğrenmek gerekiyor. Onun haricinde bu habis zihniyeti öğrendikten sonra adamların bu kirli planlarını, bu akla hayale sığmayacak ahmaklıktaki düşüncelerini iyi öngörüp ona göre bizim kendi muhafazamızı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de şu an yapılması gereken en önemli hareket, en önemli hususiyet boykottur. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Bakınız bir sene içerisinde birçok anne çocuğunun cennet kokusundan mahrum kaldı. Bu başka bir şey. Yani hakikaten şu an bizi izleyenlerden anne olan anlar onu, baba olan anlar onu. Yavrusuna gidip sarıldığında, öptüğünde o kokusu şöyle burnuna geldiğinde oradakilerin ne çektiğini ancak o anlayabilir. Yani evet şu an ekranlarda gördüğümüz, bakmaya dahi hicap ettiğimiz şeyleri orada çocuklar yaşıyor. Envai çeşit sofralar kurabiliyoruz belki. İşte gözümüzün içerisine bu akşam gelirken bir şey getirdin mi diye bakan evlatlarımızın o sevincini Gazze'de bırakın onu yaşamak. Yani oradan buradan bitmiş otlardan toplayıp anca bir şeyler yapan insanlarla dolu. Ve o zulmü gördükten sonra sadece ekranı kaydırmak değil mesele. O yüzden ekranı kaydırmadan önce ne olur bir iki saniye oraya bakıp elimizdeki, evimizdeki, ocağımızdaki markalarımıza veya oradaki hususiyetlere şöyle bir göz gezdirip diyeceğiz ki yok kardeşim
Ben insanım. Her şeyden önce ben insanım. Dolayısıyla benim dinim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin fethine girdiğinde, kendisine zulmeden insanların yanına geldiğinde, düşünün ki yani kızı devenin üstündeyken deveyi huysuzlaştırıp hamile kızını deveden düşürdüler de torununa kıydılar. Daha doğmamış torununa kıydır Allah Resulü'nün. Ama Mekke fethedildikten sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın merhametine bakın. Şimdi ben böyle bir peygamberin ümmeti olarak ben buna müsamaha gösteremem kardeşim. Oradaki kardeşimin çektiği zulme bırakın ortak olmayı, yani o markalara işte kazandırmakla veya onlardan kullanmak, ne kadar alışkan olmuş olabiliriz yani, ne kadar bağımlı olabiliriz. Bırakmak bu kadar mı zor? Bu kadar mı vazgeçilemez haldeler yani? Hemen ne demek ya? Ne demek? Böyle bir insanlık zulmüne ben bırakın destek olmayı, yani tarafsız dahi kalamam. Zararım bu noktası nasıl olacaksa, bu noktada zararım nasıl olacaksa hepsini yapmakla yükümlüyüm demek gerekiyor. Bu vesileyle hepimizi özellikle hassasiyete davet ediyorum, ne olur. Yani bunları dediğimiz gibi ekranda gördükten sonra hemen ekranı kaydırmak belki kolay gelebiliyor ama insan vicdanında böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Kendi vicdanımızda gece yastığa kafamızı koyduğumuzda aklımızın bir köşesinde ben onu yapmamalıydım olacak her zaman. Bu çünkü bizim tabiri caizse yani genetik kodlamalarımızda var. Tarihimizin gereğidir bu bizim. Biz bir şey olmamışçasına davranamayız. Dolayısıyla elimizden ne geliyorsa bunu yapmaktan lütfen geri durmayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim inşallah bu konuda hepimizi duyarlı eylesin. Yapabileceğimiz ne varsa en üst seviyede yapabilmeye muvaffak eylesin. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.